Şimdi paneli başlatıyorum. Ben oturumu yönetmesi için Ülke Politikaları Vakfı Başkanı Engin Akman'ı buraya almak istiyorum. Biz şöyle düşünüyoruz. Bilgi öğrenildikçe, paylaşıldıkça değerli hale geliyor, büyüyor. Bu anlamda umarım bu etkinlikle, bu çalışmaya bir katkımız olmuş olur. Ben Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Mehmet Gözcü'ye bu çalışma için çok teşekkür ediyorum. Koordinatörümüz Demet Kalendergil'e çok teşekkür ediyorum. Ve sözü sevgili Engin Akman'a bırakıyorum. Buyurun efendim. Efendim hepiniz hoş geldiniz. Ben de kurucusu olmaktan onur duydum. Yeni Arayışlar Platformu Derneği'nin yine her zamanki gibi hem güncel hem de ülkemiz için çok önemli bir konuda çok değerli konuklarla beraber değerli PERPA yönetimimizin de ev sahipliğinde önemli bir konuyu çok değerli katılımcılarla birlikte irdeleyeceğiz ve nasıl bir yol izleyeceğiz, bundan sonra nasıl bir düzen bizi bekliyor, bunu konuşacağız. Diye başladığımız işleme diye de bitireceğiz. Sistem itibariyle öyle görünüyor. Çünkü hayatımızın her alanı artık olacak. Bununla birlikte benim anlatımımsa 7194 sayılı dijital hizmet vergisi olarak tanımlanan ve genelinde tüm çıkan vergi kanunlarında torba kanun diye içine ne bulsak koyduğumuz bir vergiden bizim hayatımızı nasıl etkileyecek ondan bahsedeceğim. Malumunuz üzere 7193 olarak çıktı bu kanun. İçinde termik santrallerin bacaları ile ilgili bir yapı vardı. Bu yapıdan dolayı Cumhurbaşkanlığı tarafından o maddenin iptal edilerek görüşülmesi için meclise geldi. Hemen arkasında hiç tartışılmadan 7194 sayılı dijital hizmet vergisiyle bazı kanunlardan ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hükmünde kanun olarak 7.12'de yayınlandı. Şimdi öncelikle dijital hizmet vergisi nedir? Dijital hizmet vergisi aslında çok uygulaması olmayan ve yaklaşık 17 mükellefi ilgilendiren. Fransa'da ve Türkiye'de uygulanmaya başlanan, bununla birlikte 5 ayrı ülkede uygulanmaya başlanan bir vergi. Kimleri ilgilendiriyor? Google'ı, YouTube'u, Instagram'ı gibi elektronik ortamda reklam ve hizmet sunumu gerçekleştiren firmaları ilgilendiriyor. Oranı %7,5. Yani diğer ülkelerde %2, %3 iken bizde 7,5. Bu vergi yayınlanıp uygulanmaya başlayacağını Amerika Ekonomi Bakanı eleştirdi. Çünkü bizim vergileme hakkımıza müdahaleniz var. Biz eğer siz bunu uygularsanız biz de size uygulayacağımız gümrük vergilerini %100 arttıracağız diyerek beyanları var. Yani sıkıntılı bir vergi ve mükellef itibariyle de uluslararası firmalar olmasına karşın bizim yerli firmalarımızı nasıl ilgilendirecek diye baktığımızda vergi sorumlusu olarak tayin edebilecek tıpkı daha önceki tebliğlerde ve kanunda düzenlenen %15 stopaj gibi %7,5'u da Türkiye'de yerleşik firmalar yapsın dediğinde direkt maalesef bizi ilgilendirecek. Yani bu vergi faturanın üzerinde gösterilmeyecek, tamamen hasılatın üzerinde beyan edilecek. Hasılatın üzerinde takip eden ayın 26'sına kadar beyan edilip ödenecek. Yani bu şunu getiriyor kendiliğinden, eğer bu yasa, bu maddeler yürürlükte olursa yarın uluslararası sıkıntıları da kendi içerisinde getirecek. Çünkü karşılıklı vergileme ilkelerinin ihlal edildiği yönünde bir düşünce var. Muafiyet ve istisnalar bizim yerli firmalarımızı ilgilendiriyor. Yani internet ortamında işlem yapan firmalarımızı
ilgilendiren husus o. Çoğunlukla da girmeyecek diye düşündüğümüz. Yıllık Türkiye'de elde etmiş olduğu 20 milyon, dünya genelinde elde etmiş olduğu 750 milyon avro cirosu olanlar bu kapsama girecek. Bunun altındakiler maaf olacak. Bu işlem Fransa'da 25 milyon euro, 750 milyon avroydu dünya genelinde de. Bizde maalesef biraz daha düşük bir rakam. Doğal olarak bu kapsamda olacak firmalarımız bizde yok diye düşünüyorum. Çünkü bakanlığın çalışması da tamamen 17 firmayı ilgilendirdiği yönünde beyanları var. Şimdi doğal olarak böyle baktığımızda dijital hizmet vergisi kısıtlı bir mükellefi ilgilendiriyor ama ticaretin genel kuralını dikkate aldığımızda dijital ortamda reklam veren, müzik indiren ve sair işlemler yapan tüm mükelleflere yansıyacak diye endişemiz var. Bir hasılat vergisi olmasına karşın maalesef öyle bir şeyimiz var, endişemiz var. Şimdi bu yasayla gelen diğer kapsamlarsa, örneğin ikinci kapsamda banka ve sigorta muameleleri üzerinden alınan kamuya muameleleri vergisi. Bu hatırlanacağı üzere ülkedeki dövizle ilgili işlemlerin hareketliliğine bağlı olarak gelen, öncelikle 1/1 idi, şimdi bunu 1/2'ye çıkarttılar. Doğal olarak kambiyo vergisi, yani döviz alım, dövizli işlemlerde vergi 1/2 olacak bu yasayla gelen. Üçüncüsü konaklama vergisi. Şimdi konaklama vergisi de turizm alanını direkt ilgilendiren, yani tatil, otel ve diğer alanlardaki konaklamalardan ve yeme içmeleri de kapsayan bir vergi sistemi gelmiş oluyor. Yani bu yasayla bize 3 temel vergi var. 1 dijital hizmet vergisi, 2 konaklama vergisi, 3 daha sonra bahsedeceğim adını servet vergisi diye de tanımlayabileceğimiz değerli konut vergisi. Böyle konaklama vergisinde otel, motel, tatil köyü, pansiyon, apart, otel, misafirhane, kampik gibi alanlarda sunulan hizmetleri kapsamakta. Ve mükellef olarak da bu firmaları almakta. Bunun yanında bunu kim ödeyecek? O hizmeti alanlar ödeyecek. Yani biz 1 Mart 2020'den sonraki tatil yörelerindeki konaklarımızda %1 geçici bir maddede 31.12'ye kadar uygulanacak olan %1 bir ek vergi vereceğiz. 2020'den sonra yani 1/1/2021'den sonra %2 olacak bu. Burada temel soru şu. Huzur evlerinin durumu nedir? Yani huzur evleri de bu kapsama girecek mi? Sosyal içerikli olan huzur evleri bu kapsama girmeyecek. Ama bilindiği üzere özel huzur evleri var. Özel huzur evleri karşılığında bir gelir elde edildiği için girecek. Keza siz normal olarak konaklamanızı, yeme içmenizi yaptınız. Ama bununla birlikte orada konaklamadan eğer o kurumlarda yeme içme yaptıysanız konaklama vergisi söz konusu değil. Böyle bir düzenlememiz var. Şimdi soru olanlardan biri, sorumlu alanlardan biri çalışanlara ödenen ulaşım bedeliydi. Bunun giderleştirilmesiyle ilgili sıkıntılar vardı. Bakanlık ona yönelik olarak bir düzenleme yapıp çalışılan gün için 10 lira gibi bir bedeli bunu Akbil ve diğer belgelerle kanıtlanması şartıyla istisna tutmakta. 10 bin lirayı aştığında Bodro'ya dahil edilecek. Spor hakemlerinin vergilendirilmesi geldi. Burada amatör spor yarışmalarına
yönetenlerin dışındaki spor hakemleri vergilendirilecek. Bu yasayla gelen en önemli değişikliklerden biri gider kısıtlaması arkadaşlar. Gider kısıtlamasında kasıt, siz işletmenize lüks bir araba aldınız. Lüks arabada alabileceğiniz tutar 115 bin lira. 135 bin lira da ÖTV ve KDV'si ile ilgili sınırlamamız söz konusu. Doğal olarak ikinci elde alabileceğiniz aracın sınırı 250 bin lirayı geçmemekte. Şimdi bu şöyle düşünülebilir. Benim çok eleştirdiğim konulardan biri. Biz bir taraftan kayıt dışılığı, kayıt içiliği, kayda girmeyi, işte biraz önce arkadaşlarımın izah ettiği kaydı, her şeyi kayıt altına alalım derken, diğer taraftan kayıt dışılığı bakanlık aracılığıyla özendiriyoruz. Yani siz 500 bin liralık bir araç alırsanız, bunun 115 bin lirası matrahı itibariyle, 135 bin lirası ÖTV ve KDV itibariyle toplam 250 bin liranın üzerinden amortisman ayırabilirsiniz. Kalan 250 bin liranın üzerinde kanunun kabul edilen gider diye düşünmek durumundayız. Bu gerçekten işte 15 sene, 20 sene önce araçların %50'si gider yazılıyordu. Yanlış bir uygulama ve en önemlisi de bilançoları çok kötü etkileyecek. Yani biz bilançoları toparlayalım derken, kanunen kabul edilmeyen giderlerimiz yükselecek ve bunun altında nasıl kalkacağız bilmiyorum. Bununla birlikte kiralamalarımız var. Yani özel sektör sermaye bağlamak yerine kiralamaktaydı. Burada da limiti 5500 lira olarak almaktayız. Yani 5500 liranın üzerindeki kiralama giderlerini yine kanunen kabul edilmeyen gider alacağız. Şimdi tabii burada da soru şöyle gelmekte. Ya özel sektörde 5500 lirayı düşünüyoruz da kamudaki o 1000 euro, 2000 euro, 3000 euroluk araçlar ne olacak? Maalesef kamu olduğu için başkanım da iş yapıyor. Çünkü var orada sıkıntı, ciddi bir sıkıntı var ve toplumdaki adaletsizlik biraz daha yaygınlaşacak. Faaliyeti kısmen veya tamamen kiralama ve çeşitli şekillerde işletilmeyen firmaların dışındaki araç giderleri, araç giderlerinde kasıt, yakıt, bakım, lastik, onlara da %70'ini kabul ederim diyor. Asıl kayıt dışılık burada gelecek. Yani bu kayıt dışılığı nasıl aşacağız bilmiyorum. Şimdi piyasa kendine özgü, kendi koşullarıyla bir şeyler yapacak ama bizler denetim yaparak, işlem yaparak, meslek mensupları olarak nasıl açacağız? Çok zor. Ve kayıt dışılığı özendirilecek bir madde. Başkanım, hızla geçiyorum. Şimdi en önemli yine bu maddelerden biri yasada gelen ücret gelirlerinin vergilendirilmesi. Burada da yine bir kanun dışılık, anayasaya aykırılık var. Uygulamayı, yani yeni tarifeyi yaparken %35 olan oranımızı %40 çıkarttılar. Yani bu hatırlarsınız 45-50 falan tartışıldı. En sonunda dördüncü kademe olan 500 bin liranın üzerindeki işlemlerde %40'a çıkartıldı. Ve bu %40 oranını da ücret gelirlerinin dışındakilerde 2019'da uygulayacağım dedi. Burada ciddi bir yanlış var. Bu durumda olan arkadaşlarımız ne yapacaklar? Eğer böyle bir vergilemeyle karşı karşıya kalacaklarsa İhtirazi kayıtla verip onu dava edecekler. Ücretlerde 2020'den itibaren bu oran uygulanacak. Keza vergi uyumlu mükellef diye tanımladığımız %5 vergi indirimimiz var. Ondaki karışıklığı açtık arkadaşlar. En önemlisi yani hangi beyannamelerde şuydu buydu derken ana beyannameleri tanımladı. Katma değer vergisi, kurumlar vergisi, gelir vergisi, damga vergisinin dışında. Damga vergisi çok büyük etkendi çünkü orada. Süresinde verenler ve 1000 liraya çıkarttı 10 lira olan rakamı. 1000 liranın üzerinde borcu olmayanlara %5 indirim hakkı tanıdı. Sporcularla ilgili yine bir ücrette düzenleme var. Orada oran olarak %20'ye çıkarttı. Ve 500 bin lirayı aşan sporculara
beyan zorunluluğu getirdi. Eğer %15 olan vergi kesildiyse onun mahsup hakkını verdi ama bir koşul getirdi. Dedi ki bunun ödenmiş olması. Çünkü spor kulüpleri ödemiyorlar. Yani kesintiyi yapıyor, ödemesini gerçekleştirmediği için o hakkı vermedi. Yani öncelikle ödenmeyi esas aldı. Şimdi vergi incelemelerine göre oluşan tarihatlarda bir yeni bir düzenleme getirdi. O düzenlemelerde kanun yolundan vazgeçme diye tanımladığımız bir düzenleme. Eğer siz davayı kazandıysanız, kazandığı olduğunuz davayı bir üst mahkemeye götürmemek, ihtilaf yaratmamak koşuluyla %60'ını kaldıracak. Cezanın %75'ini kaldırılacak. Yani bu artık hani her yıl aftı, şuydu, buydu kavramından çıkıp yasaya sürekli olarak geldi. Değerli konut vergisi. Yine yarayan bir kana gibi, kan gibi duruyor burada. Meskenle ilgili, Türkiye'de meskenlerle ilgili Tapu Kadastro Kurumu'nun tespit etmiş olduğu materyaller üzerinde vergiye tabi olacak. Bu vergi 5 milyonla 7 milyon 500 bin arasında binde 3, 7 milyon 500 bin ile 10 milyon arasında binde 6, 10 milyonun üzerinde ise binde 10, yani %1. Bu şu demek, 10 milyonun üzerinde bir gayrimenkulünüz varsa siz 100 yılda bunu devlete bağışlayacaksınız demektir. Yani sizin elinizde %1'lerle onu alacak demektir. Ve bunun en önemlisi de merkezi bütçeye geçmekte. Yani belediyeler bu vergiden pay almayacaklar arkadaşlar. Benim sunumum bu kadar. Teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Vaktimiz doldu. Diğer oturumda yine sorularınızı alacak arkadaşlar. Ben çok değerli katılımcılara bu konuyu detaylı bir şekilde aydınlattıkları için teşekkür ediyorum. Katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Sizler bu mesai gününde zaman harcadınız. Sizlere teşekkür ediyorum. Yeni Arayışlar platformu yine çok özel bir konuyla bugün gündemdeydi. Yeni Arayışlar platformuna çok teşekkür ediyorum. Ve ev sahibi olarak Perpa'ya, yönetime, Hasan Başkan'a da ayrıca çok teşekkür ediyorum.